Evet arkadaşlar, bu dersimizde 49. uygulamamızı yapacağız. Bakın hep Start Drawing ile başlıyoruz. Fakat AutoCAD'de arkadaşlar 2017'de, bu 2016'da dahil olmak üzere. Şurada bakın hemen Start'ın yanında bir de New Drawing var. Start Drawing'e tıklayabileceğiniz gibi New Drawing ile de ne yapabilirsiniz? Hemen bir tane yeni, hali hazırda tanımlanmış çalışma sayfasını yapabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Aynen açıldı. Gridimi kapattım. Hemen çalışma sayfamın limitlerini güncelliyorum. Z Enter, A Enter. Hemen 49. uygulamamı getiriyorum. Attach'ıma bastım. Hemen getirdim arkadaşlar. 49 numaralı uygulamamı açıyorum. Okey dedim. Tıkladım. Ben onu biraz da büyüt. Şimdi bu parça güzel bir parça. Çünkü bakın bu parçada dikdörtgenden türeterek bir çizim yapacağız. Parçamıza baktığımız zaman, parçamızı incelediğimiz zaman yine dairesel bir parça olduğunu ve yine önce daire merkezlerimizi belirleyip yine bakın fillet'le direkt yuvarlatmalarımızı yapabileceğimiz aslında çok da zor olmayan fakat eğer ki normal çizim tekniklerine gidersek zaman alacak bir parça. Gelin bir birlikte bakalım. Bakın öncelikli olarak ben parçanın orta kısmında bir defa parçalarımızda aynı alama var. Biz bir tarafını çizeceğiz, diğer tarafı aynı alacağız. 50'ye yüzlük bir tane aslında arkadaşlar dikdörtgen var orada. Onu burada görebilirsek olay çok bizim için hızlı hale gelir. Hemen Reach yazıp Enter'a bastım. Herhangi bir yere tıkladım. Et işaretimi koydum. Bunu normal Lent ölçülendirme kısmından da Dimension kısmından da yapabilirsiniz. Hemen 50 virgül yüzlük bir tane dikdörtgen çizdim. Şimdi bir dikdörtgen bütün ya. Ben hemen arkadaşlar C Enter dedim. Köşe noktasına geldim. Bakın 20'lik bir tane daire çizdim. TR Enter Enter dedim. Tak bunu birleştirdi. Şunu trimledim. Bakın buraya dikkat edelim. Bu bütün. Şimdi ben bunları birleştirmek için önce isterseniz yine biz bunu bir patlatalım. X Enter diyelim. Şunu patlat. Ve hepsi ayrı. Şimdi buraya dikkat. Dikkat edecek olursak arkadaşlar 125 milimetreymiş. Nereden? Bunun merkezine. Hemen L Enter diyorum. Tıkladım. Elimi bu tarafa 125 yazıp Enter'a bastım. Evet, daire merkezimi de belirlemiş oldum. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bir tane 20, bir tane 10'luk daire çiziyorum. C Enter dedim. Merkezime tıkladım. Bir tane 20. Aynı komuda bir daha bastım. Bir daha tıkladım. Bir tane de 10. İki tane dairemi çizdim. Şimdi buraya dikkat. Köşede bir yuvarlatma var arkadaşlar. O yuvarlatmam da buraya baktığımız zaman 15. Hemen S Enter. Buraya bakalım. R Enter 15 dedim. Şu köşeyi getirdim. Bu şekilde yuvarlattım. Süper. Daha önceden trimim no trim kaldığı için yapmadı. Hemen Ctrl Z dedim. Buraya dikkat. S Enter trimi kapatmamla açmam lazım. T Enter diyorum. Burada bir daha T Enter dediğim zaman artık yapacak. Hemen R Enter 15. Bakın şimdi yaptığım zaman ise arkadaşlar yaptı. Tamam, bu kısmı da ne yapmış olduk? Bakın baktığımız zaman gerçekleştirmiş olduk. İsterseniz aynı alamayla uğraşmayalım. Çünkü aşağısı farklı olabilir. Onu da aşağıya da yapalım hemen. Şu kısmı yapmış oldum. Daha sonra bakın hemen filletli yuvarlatmalarımı yapabilirim. Hemen S Enter dedim. Bu sefer trimi kapatıyorum. T Enter dedim. T Enter dedikten sonra N Enter diyorum. Yani trim yapma diyorum. Trim yapma dedikten sonra arkadaşlar hemen artık R Enter deyip burada R'miz kaçmış 115'miş girebilirim. 115 ve bakın bunu seçer getirir bunu seçersem yuvarlatmamı yaptım. Enter bunu seçtim bunu seçtim yuvarlatmamı oluşturdum. Şimdi burada güzel bir uygulama yapacağız. Şimdi bakın komple sistem içeriye doğru 5 mm ötelenmiş. Bunu tek tek seçmek yerine daha önce de hatırlarsanız Pedit yapmıştık. Explode komutlarında anlatmıştık. Yani Polyline Edit. Çizgileri birleştirdik. Hadi bir daha yapalım. PE Enter diyorum. Birleştireceğin çizgilerden birini seç diyor. Seçtim. Daha sonra bunu ne çevirmek istiyor musun diyor. Yes dedim. Ne yapmak istiyorsun? Join yani birleştirmek istiyorum. Enter dedim. Daha sonra arkadaşlar birleştireceğim çizgileri buradan getirdim. Bakın şunları seçtim. Buraya dikkat. Seçtik. Enter dedik. Bitti. Buraya dikkat. Daha sonra bakın yaptığı. Şimdi artık çok basit. O Enter. 5 Enter. Direkt arkadaşlar içeriye doğru öteledim.
Gördüğümüz kadar inanılmaz bir şekilde pratik olarak çizimimizi neredeyse tamamladık. Getirdim bunu da sildim arkadaşlar. Buna da gerek yok. Artık mirror yapabiliriz. Mir dedik, enter dedik. Aynalanacak nesneleri seçtik. Bitti demek için enter dedik. Daha sonra getirdik arkadaşlar. Buraya tıkladık. Eğer yes mi no mu, öncekini sileyim mi silmeyeyim mi diyor. Silme dedik, enter ve çizimimizi ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk.